Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Şimdi bitkisel dokular ve organlarla ilgili soru çözümü yapacağız. E, bitkilerle ilgili üç tane soru çözümü yapacağım arkadaşlar. İlk önce dokular ve organlar sonra taşıma. E, taşıma ve hareket birlikteydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de en son üreme ile ilgili soru çözümü yapacağım. 4 de olabilir bu arada. Şimdi bakın bitkisel dokular ve organlara baktığımızda ilk önce normal kendi yazdığım soruları çözeceğiz. Daha sonra da arkadaşlar ÖABT'de çıkmış soruları çözeceğiz. Şimdi diyor ki: Aşağıdaki özelliklerden hangisi otsu ve odunsu bitkilerde ortak değildir? Otsu ve odunsu bitkilerde ortak değildir. Canlı ve cansız hücre içerme ortaktır arkadaşlar, değil mi? Canlı da olabilir, hücreleri cansız da olabilir. Gaz alışverişini sağlayan lentisel içerme bu bir dursun en son açıklayacağım. Dermatojen hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan epidermis bulundurma. Epidermis neydi? Genç kısımdı. Ot suda da, odun suda da genç kısım bulunur arkadaşlar. Bu da doğrudur, ortaktır. Parankima hücrelerinde fotosentez yapabilme. Arkadaşlar parankima neydi? Özümleme parankiması, depo havalandırma parankiması var. Parankima tüm e, bitkilerde bulunur. Dolayısıyla fotosentez yapma olayı... Evet ortaktır. Kısilen ve flüemden oluşan iletim dokuya sahip olma. Otsu ve odunsu bitkinin her ikisinde de kısilen ve flüem vardır. Kısilen ve flüem kimde yoktur? Damarsız tohumsuz bitkilerde yoktur. Mesela karayosunu gibi bitkilerde yoktur arkadaşlar. Bu da ortaktır. Bakın lentisel içermek ikisinde ortak değil. Neden? Çünkü lentisel peridermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşur. Peki peridermis neydi? Yaşlı olan dokuydu değil mi? Epidermis'in yaşlanması sonucunda oluşan dokuydu. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki lentisel sadece odunsu bitkilerde vardır. odunsu bitkilerde yoktur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. İletim demetleri gövdede düzenli dizilmiş olan bir bitkiyle ilgili. Şimdi düzenli dizilmişse bakın şöyle bir yapıya sahiptir iletim demetleri düzenliyse eğer. Yani bunda kambiyum var demektir. O zaman bu çok yıllık bitki demektir arkadaşlar. Diyor ki çok çeneklidir. Çok çenekliler kimlerdi? E, çam ağaçlarıydı. Yani açık tohumlu bitkilerdi. E, açık tohumlu bitkilerde kambiyum var. O yüzden bu olur. Çift çeneklidir. Evet çift çeneklilerde de var arkadaşlar. Tek çeneklilerde yok unutmayın. Kazık köke sahiptir. Doğru. Odunsu bitki olduğu için çok yıllık bitki olduğu için kazı köke sahiptir. Açık iletim demetlidir. Biz bu iletim demetine açık iletim demeti diyoruz arkadaşlar. Doğrudur. Gövdede yaş halkaları bulundurmaz demiş. E, kambiyum varsa yaş halkası vardır. Çünkü yaş halkasını kim oluşturuyor? Kambiyum oluşturuyor. Dolayısıyla hangisi doğru değildir dediği için 5 numara doğru değildir. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki Yandaki şekilde gövde enine kesitinden bir kısım gösterilmiştir. Buna göre diyor hangileri yanlıştır? Bakın gövde enine kesitine bakıyorum arkadaşlar. Bir kısım gösterilmiş. Burada sadece neyi göstermiş? Bakın kambiyum göstermiş. Z kambiyum. Buradaki y arkadaşlar kambiyumun içine doğru olan kısilemdir. Kısilem dışta olan ise fulemdir. Yani siz bunun etrafını şöyle çevirdiğiniz zaman nedir? Bu gövdenin enine kestidir aslında. Ve ee, çok yıllık bir bitkinin gövdesinin enine kestidir. Veya çok çenekli bir bitkinin, çift çenekli bir bitkinin enine kestidir. Diyor ki X ve Y açık iletim demetidir. Evet arkadaşlar flüem kısilem. Kambiyum olduğu için açık iletim demeti doğru. Y besin. X su ve mineral taşır. Bakın Y kısilem olduğu için su ve mineral x fulam olduğu için besin taşıyacak. Tam tersini vermiş. Bu yanlıştır. Z'nin her yıl bölünmesiyle x ve y yenilenir. Evet kan olduğu için bölünmesiyle x ve y yenileniyor. Doğru. X, Y, Z, otsu ve odunsu bitkilerin tamamında gözlenir demiş. Arkadaşlar X ve Y otsu odunsu bitkilerin tamamında var. Ama Z kan büyüm olan sadece odunsu bitkilerde vardır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız ne olacak? 2 ve 4 yanlış olur. Gelelim dördüncü soruya. Diyor ki bir dikotil bitkinin yaprağında hangisi bulunmaz? Dikotil bitkinin yaprağı. Yani çift çenekli bir bitkinin yaprağından bahsediyor. Epidermis bulunur. Palizat parankiması e, fotosentez yaptığı için bulunur. Flamborusu Evet, flem de bulunur, kısilem de bulunur. Sonuçta ne ile taşıyacak? Mecbur bunlarla taşımak zorunda. Hidatot su sava. Zaten yaprak kenarlarında bulunuyor arkadaşlar hidatotlar. Ne yapıyordu? Damlama yoluyla suyun uzaklaştırmasını sağlıyordu. Bu da bulunur. Lentisel. Bakın lentisel bulunmaz. Neden? Çünkü lentisel gövdededir. Gövdede bulunur. Dolayısıyla yaprakta bulunmaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki Otsu bir bitkinin yaprağında hangileri bulunmaz? Mantar doku, epidermis, stoma, parankima dokusu, kambiyum. Şimdi arkadaşlar, yaprak diyor. Bir kere yaprakta mantar doku yoktur. Neden? Çünkü mantar doku zaten yaşlı dokudur. E, yaprak her daim gençtir. Sonuçta yaşlandığı zaman ne oluyor? Sonbahar olduğu zaman dökülüyor. E, uzun yıllarca hani mesela e, çamlarda falan Dökülmüyor yapraklar ama onlar da kendini yeniliyor. Yani her türlü mantar doku bulunmuyor. O yüzden bu gitti. Bu bulunmaz. Epidermis bulunur. Stoma bulunur. Parankima dokusu bulunur. Ama kambiyum da bulunmaz. Kambiyum nerededir? Kök ve gövdede bulunur arkadaşlar. Yaprakta yoktur. Kök gövde hangileri bulunmaz dediği için cevabımız 1 ve 5 olur. Gelelim 6. soruya. Bu arada hava karanlık. Birazcık video karanlık çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bursa'nın havası böyle maalesef. Yandaki şekilde bir çiçekli bitkinin gövdesinden alınan enine kesit gösterilmiştir diyor. Bakın kambiyum var mı? Yok. Kambiyum yoksa eğer ve bize çiçekli bitki diyorsa o zaman aklımıza ne gelecek? Tek çenekli bitki gelecek. Tek çenekli bitki. Diyor ki hangisi doğru olmaz? Kambiyum olmadığından eline kanlaşmaz. Evet doğru. Kambiyum eline kanlaşmayı sağlıyor. Kapalı iletim demetine sahiptir. Kambiyum yoksa kapalı iletim demeti diyoruz. Doğru. Yaprağı parçalı ve ağsı damarlanma gösterir. Bu dursun en son açıklayacağım. Tek çenekli ve otsu gövdeye sahiptir. Tek çenekli ve otsudur. Doğru. Tek yıllık bitkidir. Doğrudur. Arkadaşlar Yaprağın parçalı ve ağsı değildir. Hatırlayın ben tek çenekli bitkilerin yaprağını nasıl çizdim? Paralel damarlanma olarak çizdim ve tek parça olarak çizdim. Dolayısıyla bu e, parçalı ve ağsı damarlanma dediğimiz olay kimde görülür? Çift çenekli bitkilerde görülür. O yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Yedinci soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi meristem dokuya ait değildir? Meristem doku neydi? Bölünebilir doku değil mi? Ee, sadece bölünebilir doku zaten meristem dokuydu. Fotofosforilasyonu gerçekleştirme. Yani fotofosforilasyon ne demek? Fotosentez yapmak demektir. Meristem doku fotosentez yapıyor muydu? Hayır. Kim yapıyordu? Parankimadan özümleme parankiması yapıyordu. Dolayısıyla... A şıkkı ait değil ama diğerlerini de okuyalım. Mitoz bölünebilme evet meristem doku bölünüyor. Büyük çekirdekli olma evet hücre kontrolü kolay sağlansın diye. Hormon sentezi yapabilme uç meristem oksin hormonunu sentezliyor mesela örnek olarak. Nişasta depo edebilme evet arkadaşlar bu da var ama fotofosforilasyon yoktur cevabımız aşık. Gelelim diyor ki bitkisel dokulara ait yapılardan hangisi canlıdır? Şimdi sırtlar enkima demiş. Lentisel, felojen, peridermis, odun borusu. Şimdi arkadaşlar Sikler ankima dokusuna baktığımız zaman orada ne vardı? Taş hücreleri vardı. Sert dokuydu değil mi? Sert doku neydi? Ölü hücrelerden oluşuyordu. O yüzden bu ölüdür. Lentisel canlı değildir. Çünkü neden? Lentisel arkadaşlar ee, açılıp kapanabilme özelliğine sahip değildi. Peridermisin farklılaşmasıyla oluşuyordu. O yüzden bu da canlı değildir. Peridermis hücreleri peridermiste arkadaşlar epidermisin parçalanması sonucunda oluşuyor Dolayısıyla bu da canlı değil E, odun borusu zaten odun borusu kısılan bu da canlı değil burada canlı olan nedir filojen dediğimiz doktor arkadaşlar gelelim şimdi ÖABT'de çıkmış olan sorulara bu konuyla ilgili arkadaşlar Diyor ki bir bitkinin çeşitli organlarından kesit alan bir öğrencinin aşağıdaki dokuların hangisinde birden fazla hücre tipi gözlemesi beklenmez. Şimdi bakacağız. Epidermis'e baktığımız zaman arkadaşlar epidermis'te hangi hücreler vardı? Mesela sutoma hücresi, tüyler vardı. Daha sonra e, tüylerin de tabii bir sürü çeşidi vardı. Yani birden fazla var. Fulem'e baktığım zaman Fulem'de arkadaş hücresi, kalburlu hücreler vardı. Bu da birden fazla. Kısileme bakıyorum. Kısilemde trakeler, trakeitler var. Burada da birden fazla. Periderme bakıyorum. Bir de kolenkimaya bakacağız. Arkadaşlar kolenkima pek dokuydu. Kolenkimada tek çeşit hücre vardı. Sadece çeperleşmesi farklıydı. Köşe kolenkiması ve levha kolenkiması diyorduk. Eğer köşelerde birikiyorsa pektin maddesi selülozla birlikte biz ona köşe kolenkiması, eğer karşılıklı çeperlerde birikiyorsa levha kolenkiması diyorduk. Dolayısıyla bunda farklı bir hücre yok. Peridermiste de ne vardı? Lentiseller vardı değil mi farklı olarak? Dolayısıyla bunda da var ama kolenkima tek çeşit hücreden oluşur. Gelelim diğerine. Dikkat ederseniz bakın okuyun şöyle bir göz geçirin gayet kolay sorular. Diyor ki dikkatli bitkilerde aşağıdakilerden hangisi primer kısilem ve primer fulemde yer almaz. Yani burada aslında primer demesi biraz kafanızı karıştırmak için. Yani diyor ki kısilem ve fulemde hangisi yer almaz. Arkadaş hücresi kimde var fulemde var. Kalburlu boru fulemde var. Trake ve trakeit nerede var? Kısilem'de var ama demet öz ışını dediği zaten arkadaşlar ikisi bir araya yani kısilem de pulen bir araya geldiği zaman demet ışınını öz ışınını oluşturuyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Gelelim diğer sorunuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi kütükula ve kasparyen şeridinin ortak özelliğidir? Arkadaşlar kütükula neydi? Epidermis hücrelerinin sentezlemesiyle oluşan mumsu bir tabaka. kasperyan da kökte bulunan su geçirmez bir tabakaydı. Şimdi bakın kütükula da su geçirmez bir tabaka. Çünkü terlemeyi engelliyor. Kaspariyan da aynı şekilde su geçirmez bir tabakadır arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin ortak özelliği bununla ilgili bir şey olacak. Diyor ki su geçirmeyen bir kalınlaşma yapması. Evet cevabımız aşık ama diğerlerini de okuyalım bakın. Epidermis hücrelerinin dışa doğru salgısıyla oluşu bu kütü kulanın özelliği. Hücre yüzeylerinde süberin birikmesiyle oluşu bu da kütü kulanın özelliği arkadaşlar. Pardon süberin değil süberin kasparyan şeridinin özelliği. Kütü kula da kütin maddesi birikiyor. Su ve minerallerin seçilerek simplas yolla aktarılmasını sağlar. Kaspariyen şeridinin özelliği köke ait dokularda bulunmaması bulunmaması dediği için kötü arkadaşlar cevabımız ne olacak A şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki verilen özellikler aşağıdaki bitki gruplarından hangisine aittir? Şimdi bakın ilk önce ben size bu bitki gruplarının e, ne olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar hidrofitler sucul yerlerde yaşayan bitkilerdir. Mezofitler daha böyle nemli yerlerde yaşayan bitkilerdir. Kserofitler kurak ortamda yaşayan bitkilerdir. Geofit ve hidrofit dedikleri ise ee, nasıl diyeyim ikisinin ortası gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde olan bitkilerdir. Şimdi diyor ki kalın mumsu tabaka içeren yapraklar su depo eden gövde derinlere uzamış veya çok dallanmış kök sistemi Epidermis seviyesinden daha derinde konumlanmış stoma. Şimdi bir kere zaten su depo eden gövde diyorsa bu nedir? Kurak ortam bitkisidir. E kurak ortam bitkisi hangisi? Kıserafit. O zaman cevabımız Ceyhan Şıkkı olur. Bakayım daha var mı? Daha yok arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümüne geçeceğiz tabii ki. Ben bu soru çözümlerini arka arkaya çektiğim için böyle oldu. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.